Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl ışıklandırma yapılır onu öğreneceğiz. Çok farklı metotları var. Hangi metotlar size daha uygun, hangilerini daha önce hiç duymadınız? Bugün hep beraber bakalım. Tabii aydınlatma metotlarını öğrenirken portre çizimi de göstereceğim size. Gayet aydınlık ve çok da mutlu bir portre kendisi. Bugün hep beraber çiziyoruz. Daha önce ışık ve gölge oyunlarından bahsetmiştim. Eğer o videomu izlemediyseniz buraya koyuyorum sizin için. Aynı zamanda burada da İlk taslağınızda nasıl bu aydınlatacağınız yerleri çizebilirsiniz, ondan bahsetmiştim. Mutlaka izleyin derim. Eğer bu resmi adım adım çizdiğim videoya ulaşmak isterseniz Patreon'uma üye olabilirsiniz. patreon.com/ecegürler. Lafı daha fazla uzatmıyoruz. Hem aydınlatalım hem aydınlanalım. Çizimimize öncelikle gözlüklerden başlıyoruz. Gözlüğün en karanlık yerlerini, yani camlarını kömür tozumuzla ve kömür kalemimizin yardımıyla yapıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi üzerindeki yansımaları kalem silgimizle yapıyoruz. Kalem silgi gerçekten çok faydalı, özellikle bu şekildeki aydınlatmalarda ve yansımaları oluşturmada. Çerçeveyi yaparken de gördüğünüz gibi bazı yerleri hiç dokunmadan bırakıyoruz. Bu aslında en güzel aydınlatma verme metodu. Temel cilt rengi için 2H ve 4H kalemlerimi kullandım. Gölgeler içinse 2B ve 5B kalemlerimi kullanacağım. Kaşlara da yine kömür kalemimle yaptım ve bazı silgiyle de gittiğim yerler oldu gördüğünüz gibi. Yine alın çizgilerini yaratmak için de tabii ki silgi kaleminden ve 2B kalemimden yardım aldım. Buruna geldiğimiz zaman burunda ara tonlar çok önemli. Birçok gri ton var burada ve tabii ki en koyu yerleri de yine kömür kalemimizle girdik. Bunları yayarak, sürekli gölgelendirme yaparak, katlar vererek oluşturuyoruz. Bence bu çok önemli gerçekçi bir çizim yapmada. Ağzı çizerken de yine en koyu yerinden başladık. Sonra da dudakları en son yapacak şekilde yapıyoruz. Dudaklarda da gördüğünüz gibi birçok yansıma var ve bu yansımalı yerleri boş bırakıyoruz. Dişlerde hafif gölgeler var. Kenarlarında ise bazı yansımalar, o yansımalara yine dokunmuyoruz. Kolu yaparken de yine aynı taktiği uyguluyoruz. Yansıma yapmanın en iyi yolu tabii ki oraya çok fazla kalemle bastırmamak, hatta bazen hiç dokunmamak. Burada en aydınlık yerlere 2H ve 4H kalemimle çizerken daha koyu olan yerleri B serisinden kalemlerimizle yapıyoruz. Bir de tabii ki yoğurma silgimiz var. Yoğurma silgimizin etkisini de şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bastırıp çekiyorum ve burada yuvarlak bir şekilde aydınlanma yaratıyor. Yoğurma silginizi her şekle sokabiliyorsunuz. O yüzden geniş alanlarda çalışırken harika bir aydınlatma aracı. Kıyafete geliyoruz. Kıyafette birçok kıvrımlar var. Bu kıvrımları verebilmek için tabii ki aydınlatma yaratmamız gerekecek. Ama önce karanlık yerlere girmemiz lazım. Gördüğünüz gibi yoğurma silgimle giriyorum ve sadece bastırıp çekiyorum. O kağıdı üzerindeki bütün kurşun kalemleri ve kömür kalemleri alıyor zaten. Buradaki ışıklandırmaları da tamamladıktan sonra yine tabii ki gölge eklemeye, ışıklandırma yapmaya devam edeceğiz. Ben buna kendimce çay metodu diyorum. Çizme, aydınlatma ve yayma şeklinde sürekli yaparak gidiyoruz. Birazdan size kalem silgiyi nasıl kullanabileceğimizi de göstereceğim tabii ki. Koldaki bilekliğe geldiğimiz zaman, buna ne deniyor bilmiyorum. Kol bilekliği herhalde. Kol bilekliğine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi önce kalemlerle giriyorum. Kurşun kalem kullandım sadece burada ama silgi kalemi bakın nasıl kullanıyorum, çünkü çizgi yapmam gerekiyor burada. Yuvarlak değil, geniş bir alan değil, küçük bir alanda çizgi üzerine çalışıyorum. O yüzden silgi kalemimi tercih ettim. Tabii silgi kalemimle girdikten sonra üzerine kalemimle de bazı gölgelendirmeler yapıyorum. Gelelim kıyafet kısmına. Kıyafet kısmında da dikişlerin olduğu yerde ve bu cilde dokunan yerinde bir takım aydınlık noktalar var. Orayı da yine çizgisel olduğu için silgi kalemimle girerek yapıyorum. Eğer silgi kaleminize ya da yoğurma silginize girdikten sonra çok bariz bir şekilde beyaz kalıyorsa mutlaka peçetenizle ya da başka bir şeyle yayma yapmayı unutmayın. Ama yayma yaptığınız peçetenin de temiz olmasına dikkat edin tabii ki. Son detayları giriyorum. Birazdan saçı ve arka planı da yapacağım. Yukarıdan aşağı gidiyorum genellikle ben son ekleme detaylarında. Gördüğünüz gibi koyu yerleri daha da koyulttum. Açık yerleri birazcık daha açtım. Bu şekilde orta tonlar, ara tonlar ekleyerek de gidiyorum. En önemli şey burada tabii ki kömür kaleminize hakim olmak ve
silginizle de bu aydınlık yerleri verebilmek. Buna da dikkat ediyoruz. Arka plana geldiğimizde arka planda perdeler var. Perdelerin size doğru olan kısmı, bükük kısmı daha açık renk, sizden uzak olan yerleri daha koyu renk olacaktır. Burada tabii ki çizgi halinde görünmesin diye bu kömür bloğumuna girdiğim yerler fırçamın yardımıyla ve parmağımla da birazcık yayarak arka planı oluşturdum. Arka planı oluşturmadan saçları yapmıyoruz. Çünkü saçlar arka planın üzerinde uçuşarak çok daha güzel bir şekil sağlayacak. Bu uçuşan saçları da yine tabii ki silgi kalemimizle yapıyoruz. Silgi kalemimiz gerçekten bu konuda çok yardımcı. Ve resimdeki hanımefendi de sarışın olduğu için saçları uçuşan sarı saçları yapabilmek için silgimiz en güzel yöntem. Burada yine alt taraftaki saçları beni yaparken görüyorsunuz. Yine girdim tabii ki arka planı öncelikle. Üzerinden silgi kalemimle saçları yaptım. Saçlarda belirli bir gri ton, açık bir gri ton oluşturduktan sonra yine silgimizle saçın çıkış yönüne doğru şekiller veriyoruz. Bu şekilde saç tellerini yapmış oluyoruz. Şimdi gelin hep beraber son bir kez bakalım ne yapabiliriz aydınlatma yapmak için kara kalemde. Yoğurma silgisi çok önemli. Özellikle yuvarlak yerlerde, dairesel yerlerde ya da geniş alanlarda aydınlatma yapmak istiyorsanız. Sadece bastırıp çekmeniz yeterli. Bütün kömürü veya kurşun kalemi alacaktır. Tabii yaptıktan sonra doğal görünmesi için de yaymayı unutmayın. İkinci kullandığım peçete. Peçete yardımıyla yine geniş alanlardaki özellikle kömürü kaldırabiliyorsunuz. Ama tabii kurşun kalemde de oluyor bu. Ben şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi kömürü kaldırıyor. Bir kez daha yapacağım daha iyi görebilirsiniz diye. Şimdi parmağıma dolayım da daha rahat yapalım. Gördüğünüz gibi orayı aydınlattı. Özellikle yüz kısmında yapıyorsanız veya işte bu şekilde arka planda bazı aydınlatmalar yapmak istiyorsanız bu peçeteyle kaldırma olayı bence en güzel çözüm. İkincisine bakıyoruz. Çok sevdiğim tabii ki kalem silgilerim. İki tür kalem silgi var bende. Biri daha geniş ağızlı, biri daha yuvarlak ve küçük. Bu silgilerimizde saçları yaptık, gölgelendirmeyi yaptık gözün içerisinde. Uçuşan saçlarımızı yaptık, dişleri yaptık. Gözlük çerçevesini yaptık. Yani gördüğünüz gibi birçok şeyi bunlarla yapabiliyoruz. Detayları bu tür silgi kalemlerle verebiliyoruz. Dediğim gibi mutlaka edinin bir tane. Bir başka kullandığımızda jel pen. Jel penle özellikle çok beyaz olan yerleri, mesela burada dudaktaki yansımalar çok beyazdı. Gözlükteki görünen o dikdörtgen çok beyazdı. Ben normalde göz yaparken de gözün beyazında ve gözün bebeğindeki yansımaları yaparken çok kullanıyorum. Eğer çok çok beyaz bir sonuç istiyorsanız mutlaka kullanın. Ama sipariş yapıyorsanız aklınızda bulunsun, bazen çok da doğal olmayan bir görüntü verebiliyor. Resimde veya videoda güzel çıkıyor ama gerçek hayatta birazcık yapay durabiliyor. Böyle de bir tehlikesi var ama ben sıkça kullanıyorum, hoşuma da gidiyor. Tavsiye ederim, bir deneyin. İkinci kullanmak istediğim şey pastel kalem. Beyaz pastel kalemim var. Corbatello'ya ait. Corbatello pastel kalemimle bakalım fena bir sonuç vermiyor. Özellikle siyahın üzerinden giderken, ama pastel kaleminizin ucuna bir bakın derim. Çünkü kömüre bulaştıktan sonra o pastel ucu siyah olacaktır. Gördüğünüz gibi eğer bunu temizlemezseniz beyaz yere girdiğinizde onu daha kötü yapacaktır. Kurşun kalemle iyi çalıştığını düşünüyorum ama kömür kalemde pastel daha gri sonuçlar verdi. Mesela birazdan buruna yapacağım, göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çok da güzel beyaz bir sonuç vermedi. Hele burada iyice grileştirdi bence. O yüzden çok sevmedim. Onu böyle kenara koyuyoruz. Sırada ne var bakalım. Hiç daha önce beyaz kömür kalem diye bir şey duydunuz mu? Tabii ki kömür değil bu. İçinde tebeşirle aynı maddeden yapılmış bir kor var. Dolayısıyla buraya çizdiğiniz zaman yine çok beyaz sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Jel pen kadar da çok bariz durmuyor işin açıkçası. Daha doğal bir görünüm istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama tabii bazı yerlerde o da gri kalabiliyor. Çok aşırı beyaz görünmüyor. Mesela şurada boyadım. Gördüğünüz gibi burası ve burası arasında fark var. Aşağıdaki silinmiş yer, yukarıdaki de
beyaz kömür kalemimle çizdiğim ya da boyadığım yer birazcık grilik veriyor işin açıkçası. Buna da baktığımıza göre artık diğer 3 kalemimize de bakabiliriz. Şimdi de kuru boyalara bakacağız. Bende 3 tane kuru boya var. Hepsini de deneyeceğim. Birincisi Karandaş Luminance. Karandaş benim sahip olduğum en pahalı kuru boya seti. O kadar pahalı ki kullanmaya kıyamıyorum. Şimdi gördüğünüz bu beyaz kalemi de bence en güzel şu ana kadar kullandığım beyaz kuru boya. Bakalım aynı sonucu kara kalemde verecek mi? Biraz şuraya deniyoruz, dişlerine, alt dişlere. Fena olmadı. Ama tabii ki renkli portreler yaparken çok daha güzel bir sonuç veriyor. Ama mesela kaşlarda bence yine grimsi. Kuru boyanın ve beyaz kömür kalemin güzel yanı, bunların üzerinden tekrar kömür kaleminize gidebiliyorsunuz ya da bunları silebiliyorsunuz. Mesela jel pende onu da yapamıyorsunuz. Üzerinden gidebilirsiniz tabii ki ama gri bir şekilde görünecektir. Karandaş gördüğünüz gibi dışarıdaki saçları yaparken de güzel bir sonuç veriyor. Ama rengi öyle süper değil bence. Oldukça maviye çalan bir gri. Diğerini deniyoruz. Elimde şu anda Prismacolor Premier'da bal mumu bazlı bir kalem. Ondan da benzer bir sonuç alıyorum gördüğünüz gibi. Hatta aynılar diyebilirim. Buralara aydınlık vermeye çalışıyorum ama yine çok da başarılı bir sonuç aldığım söylenemez. Faber-Castell Polychromos elimde. Bakalım o nasıl bir sonuç verecek. İlginç bir şekilde güzel bir sonuç verdi. Kuru boyalarımın arasında en çok Polychromos'u beğendim. İşin açıkçası bu aydınlatma işinde. Eğer birini seçmek istiyorsam onu seçerim. Saçları da yaptık. Ama tabii ki onun da ucu hemen kirleniyor. Onu da mutlaka silmemiz gerekiyor. Acaba diyorum bu yağ bazlı oluşundan mı kaynaklı, diğerleri bal mumu bazlıydı. Acaba bu yüzden mi daha iyi işe yaradı? Gerçekten bilemiyorum o kadar kimyasını ama bence en güzel sonucu Polychromos verdi şu ana kadar. Kuru boyalar arasında. Şimdi yakınlaştıralım. Birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi yanındaki silinmiş alanlara kıyasla gri bir renk katıyor. Çünkü muhtemelen beyazımız alttaki kömür tozuyla karışıyor ve o yüzden gri bir ton oluşturuyor. Ama o yüzden silgi benim favorim. Ama bakalım benim diğer 3 favori kalemim hangisi? Şimdi size onları göstereceğim. Ama onları göstermeden önce tekrar bunun üzerine bir kömürü de geçmek istiyorum ki size gösterebileyim tekrar rahatlıkla, birbirine karışmasın. Özetle aydınlık yerleri daha açık gri bırakmak en önemlisi. Daha sonra yoğurma silginiz ve kalem silginizin olması çok çok önemli. Üzerine bir de cila atmak anlamında beyaz kalem kullanmak istiyorsanız hangisini tavsiye ediyorum size? Benim ilk favorim gördüğünüz gibi silgi kalem. Silgi kalemsiz olmuyor. Bakalım bu kalemlerle sildiğim yerin üzerinden gidince de nasıl görünecek, bir fark yaratacak mı? En favorim şu ana kadar ki en güzel beyaz sonucu veren tabii beyaz jel penim oldu. Beyaz jel penim dudaklarda kullandım burada sadece ve soldaki gözlük yansımasında kullandım. İkinci favorim beyaz kömür kalem. O da gerçekten çok güzel sonuç verdi. Ve son favorim de Faber-Castell Polychromos. O da hiç fena olmadı. Şimdi size Faber-Castell Polychromos ve bu beyaz kömür kalem arasında bir fark var mı ona bakacağız. Bu beyaz kömür kalem şu an yaptığım. Gayet güzel beyaz bir sonuç verdi gördüğünüz gibi. Silgiye nazaran daha beyaz oldu hatta. Faber-Castell Polychromos'ta sanki silgiyle yapmışım gibi. Açık ama gri olmayan bir beyaz sonuç verdi. Burada da gözün yanından uçuşan saçlar var. Onları da ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi size aydınlatma yapmayı, yansımaları yapmayı öğretmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğendi tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız da çok çok sevinirim. Lütfen yorumlarda siz de kendi tecrübelerinizi paylaşın. Çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.